Online sipariş sistemi, kartlı ödeme sistemleri ve bir işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen rezervasyon sistemleriyle İngiltere'nin birçok noktasında hizmet veren Itzy bu sene yine Excel fuar alanında düzenlenen bir fuara katıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce farklı firmanın katıldığı bu fuarda kendi markasını ve geliştirdiği sistemi tanıttı. Yoğun ilgi vardı tabii ki. Biz de standını ziyaret ettik ve gelişmeleri takip ettik. Efendim, Excel fuar alanına geldik. Bugün içinde bulunduğumuz bu fuar Hospitality Tech 2 gün devam edecek. Arkamda da Itzy'nin standını görüyorsunuz. Yanımızda da Itzy'nin kurucusu Aslan Kayardı ile birlikteyiz. Şimdi 2 gün devam eden bu fuar alanında görüyorum ki oldukça da kalabalık hakim. Birbirinden farklı markalar var, değişik ürünler var. Şimdi birazcık burayı sizden dinleyelim. Nasıl bir fuardı burası? Katıldığımız bu fuar tamamen restoran sektörüne dayanarak yapılmış bir fuar. Burada gelen restoran sahipleri genel olarak firmasının sıfırdan oluşturup gerek teknolojiyi kullanarak gerekse supplier'ları bulabileceği bir çatı. Firmamız da burada katılarak hem kasa sistemlerini, hem online sipariş sistemini, hem de kartla ödeme sistemlerini tanıtımını amaçlamakta. Buraya gelen ziyaretçilere genel olarak biz bulundukları platformlardaki ödedikleri komisyonları nasıl düşürebileceğimizi ya da demode kasaları varsa mevcut sistemleri daha nasıl hızlandırabileceğimiz doğrusunda bilgiler paylaşıyoruz. Ağırlıklı olarak Itzy zaten restoran sektörüne yıllardır bu hizmeti sunmakta. Burada da biraz daha değişik kültürden gelen müşterilere detaylı bilgi veriyoruz ürünler hakkında. Şimdi aslında sizin ürünlerinizden detayları da alacağım ama ben birazcık fuar alanını gezdim. Teknolojinin geldiği nokta artık gerçekten İnsanları şaşırtıyor değil mi? Ortada dolaşan robotlar, farklı servisler sunan firmalar. Siz birazcık böyle dolaştınız mı? Böyle gözünüze çarpan teknolojinin artık sınırlarını aştığını, özellikle bu yapay zeka ile birlikte değil mi? O tarz ürünler de vardı. Evet, garsonlar yürüyordu. Robot garsonlar. Yani işletim olarak baktığınız zaman restoran sektörü biraz daha görmek istediğiniz garsonların sıcak yüzlü olduğu bir ortam hayal ediyorsunuz ama burada görüyoruz ki yani sanki bir bilim kurgu filmindeymiş gibi değişik robotların dolaştığı bir alana dönmüş. Yani biz firma olarak biraz tamamen işin kasa sistemleri, yazılımsal boyutundayız ama bu teknoloji ciddi anlamda bu sektörde de varım diyor. Değil mi? Şimdi peki yapay zeka ile ilgili sizin önümüzdeki günlerde ürünlerinize ekleme yapma ya da bununla alakalı bir çalışmanız var mı? Evet, şu an firma olarak TÜBİTAK üzerinden bir proje başvurumuz var. Hijyen kontrolü altında. Dolayısıyla restoranların ya da yemek gıda ile ilgili alanda çalışan bütün işletmelerin mecburi doldurması gereken formlar var. Bunlar genellikle otomasyon sistemleri kullanılmadan yapılıyor. Kağıt üzerinde doldurarak yapıldığı firmalar. Biz bunu AI'yı da kullanarak işi daha pratiğe döktürecekleri bir platform üzerinde çalışıyoruz. Tabii bu önümüzdeki aylarda sizin aracınızla izleyicilerimize duyuracağız. Evet. Önümüzdeki günlerdeki çalışmalarla alakalı bilgileri daha sonrasından alırız. Şimdi ürünlere dönmek istiyorum. Dediniz ki kart ödeme sistemleri, sipariş alma sistemleri, onun dışında? Bir de şimdi sektör olarak gidiyoruz. Yani barlar, kafeler, restoranlar, bir de küçük işletme olan takeaway'leri baz alarak değişik programlarımız mevcut. İşletmeye göre biz paketi oluşturup müşterinin en faydalı şekilde kullanabileceği paketler oluşturuyoruz. Bir takeaway bize örneğin geldiği zaman biz onların hem online sipariş sistemlerini yapmış oluyoruz ve ayrıca Just Eat gibi, Uber gibi yüzde olarak %20'nin üzerinde komisyon ödedikleri firmalardan kurtarıp kendi satışlarının, karlarının kendi ceplerinde kalacağı bir sistem teslim etmiş oluyoruz. Bunun yanı sıra telefonla sipariş aldıklarında müşteri aradığı zaman adresinin kaydı aldıkları, dolayısıyla ikinci siparişi vermeye kalktığı zaman müşterilerin adresi otomatik ekrana gelecekleri sistemlere de veriyoruz. O zamandan ciddi bir tasarruf sağlıyor. Menü ayarlarını müşterinin çalışma mutfağına göre ayarlıyoruz. Dolayısıyla pizza satıyorsa toppinglerinden, kebap satıyorsa salata soslarına kadar her şeyi müşterinin menüsüne göre birebir yapıyoruz. İstediği zaman da zaten değişiklik yapabiliyorsunuz. Tabii haftanın 7 günü teknik desteğimiz mevcut. Müşteriler aradığı zaman biz bir telefon kadar onlara yakınız. Onun yanı sıra WhatsApp üzerinden de bize direkt menülerini atıyorlar. Mevcuttaki çalıştığımız yöntemlerle çok şekilde müşteriden pozitif anlamda yorum alıyoruz. Bunun yanı sıra biz müşterilerden kart ödemelerinde de ciddi bir tasarruf sağlıyoruz. Bulundukları kart firmalarının rate'lerini daha aşağı çekip onların karının üzerindeki komisyonları kurtarmış oluyoruz. Aslında vermiş olduğunuz hizmet
birçok işletmenin olmazsa olmazı diyebiliriz. Tabii ki kart ödemeleri de buna ek olarak herhalde yine işletme sahibi için bir avantaj sağlıyor. Çünkü kart ödemelerinde alınan komisyonlar ayın sonunda hesaplandığında büyük rakamlar yapıyor değil mi? Tabii sadece oranların dışında yedikleri cezalar da bunun içinde binebiliyor. Müşterilerin çoğu bazı regülasyonlardan habersiz cezalar ödüyorlar. Faturalarına baktıkları zaman o farkına varabiliyorlar. 6 ayda bir doldurmaları gereken, yılda bir doldurmaları gereken formlar var. Bunu biz firma olarak denetimini yapıyoruz. Ayrı zamanda ödedikleri oranları piyasadaki diğer rakiplere göre bir tarıyoruz. En uygun fiyat hangisi, onu müşteriye sunuyoruz. Bir de ödemesi next day, yani ertesi gün hesabına yatacak şekilde de ayarlamalar yapabiliyoruz. Tabii bu müşterinin dediğim gibi istediği özelliklere göre paketi oluşturup bütçesine hangisi uygunsa o şekilde işleme alıyoruz. Harika efendim. Biz zaten önümüzdeki günlerde yine örnek işletmeleri ziyaret edeceğiz. İTSİ ile birlikte çalışan ve verdikleri hizmet sayesinde elde ettikleri kazançları sizlere aktarmaya çalışacağız. Son olarak şunu soralım. Şimdi bugün fuarın artık son dakikaları, hatta kapanıyor. Nasıl geçti bugün? Yarın da var. Bugün yoğundu bayağı. Yarın da zaten kapanış günü. Yoğunluk tekrar bekleniyor. Tabii İngiltere biliyorsunuz, hava koşulları ne olacak? Ona göre de değişebiliyor. Biz firma olarak buradayız. Eğer ziyaret etmek isteyenler olursa bizi Londra'daki ofisimize de gelebilirler. Ürünleri birebir orada da görebilirler. Zaten bizim topluma yakın bir bölgede ofisimiz. Veya telefonla bizi arayabilirler. Detaylı bilgiyi o müşterilerimize sunabiliriz.